Şimdi olmaz diyenler niye diyorlar? Çünkü zekatta temlik diye bir mesele var. Bizatihi vereceksiniz ve niyet etmeniz lazım. Bir kuraldır. Fakat bugünlük günümüzde cereyan eden bir hadisedir. Alacağı zekata saymak. Evet. Artık günümüzde fetvası verilmiş, içtihad edilmiş bir mesele bu. Bizim kurul olarak kanaatimiz, ya bir kişiye bir şey sattınız, belli ki mağdur, muhtaç. Adam, karşıdaki malı alan şahıs belli ki adam gibi bir adam. İnkar etmiyor. Ödeyemeyeceğim, verdiğiniz şeyleri alın götürün diyor. Bu da önemli bir şey. Evet. Yani belli ki inkar etmiyor ve zorlamıyor. Var da vermiyor olmak, o da çok kötüdür ve kul hakkına tecavüzdür. Var, ödemiyorsunuz. Ona dikkat etmek lazım. Bu kardeşimizin yapacağı şey zekata bunu sayacak. Ve karşı tarafa diyecek ki Allah razı olsun sizden. Yani teklifiniz önemli ama biz onu almak istemiyoruz. Çünkü ya yani biz Müslüman insanlarız. Mağdur duruma düştün. Onu alıp getirdiğimiz zaman senin de bir haysiyet şerefin var. Komşuların var. Ne derler yani? Evet. Sen de düşünmek durumundayız. Dolayısıyla biz onu almıyoruz, bağışlıyoruz desin. Bağışlıyoruz. Zekatımıza sayıyoruz demesine gerek yok. Ona kendisi niyet edecek. Karşı tarafı ne yapacak? Rencide etmeyen bir ifade kullanması gerekiyor. Nedir? Onu size bağışlıyoruz. Çünkü siz elinizde olsa ödeyecektiniz ama imkanınız yok. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz demeli. Ve ne kadar bir miktarsa onu zekatına sayabilir. Demek ki inkar edilmeyen borç, inkar Evet. edilmeyen borç, karşı taraf mağdur ise o şahsa ben onu size bağışladım demek suretiyle ve kalben de niyet ederek zekata onu zekatınıza saymanız mümkündür ve caizdir. Peki hocam, burada hani karşı taraf ben bu borcu ödeyemeyeceğim cümlesini kurduktan sonra kesinlikle alınamayacak bir hale geliyor mu? Yani şimdi ödeyemeyecek ama belki ileride ödeyecek, bilemiyorum. Yani oradan ne çıkarabiliriz? Ödeyemeyeceğim. Yani bu ödemeyeceğim anlamına geliyor mu? Tamamen yitik bir borç oluyor mu bunu Yani dediğinde? yitik demek biraz zor. Şu an ödeyemeyecek belli, anormal bir duruma düşmüş. İleride belki maddi durumu normalleşecek, ödeyebilecek. Yani şu an ödeyemeyecek, bu belli. Ama tamamen yitik hale gelmesi ne demek? O farklı bir uygulama olur. O başka bir şeydir. Adam gangasterdir vesairedir bilmem nedir. Aslı kestiği kestik bir adam. Belli zaten. Bu yitik bir mal. Ama burada inkar yok. Borcum var ama ödeyemiyorum. Size durumunu anlatıyor. İnkar etmiyor. İnkar edilmediği. Mümkün olsa ödeyecek olan bir zat. Siz sadece kolaylık sağlıyorsunuz. Ve bu kardeşimize ne diyeceksiniz? Onu size ikram ediyoruz, almayacağız. Allah razı olsun deyin ve kendi zekatınıza bunu sayın.